Merhaba sevgili çiçek dostlarım, hoş geldiniz. Bir diğer Rasula ile tekrar karşınızdayım. Rasulamızın adı Lanugi Nosa. Umarım doğru telaffuz ediyordum. Rasula Lanugi Nosa. Bu bitkimiz her ne kadar Rasula ailesinden gelse de aynı aileden olan Rasula türlerin farklı bakım özellikleri olabiliyor. Dikkat etmemiz gereken noktalar olabiliyor. Mesela bu Rasulamız yaprakları tüylü, etli, sulu ve dolgun yaprakları olan bir tür. Fakat sulamasında çok uzun süre yaprak üstlerinde nem kalmaması gerekiyor. Toprağa çok fazla uzun süre nemli kalmaması gerekiyor. Kesinlikle açık havada olması gerekiyor. Yetersiz hava, açık hava almadığında, yetersiz güneş almadığında yapraklarda ve dallarda küf şeklinde kararmalar olabiliyor. Mantar hastalıklarına maruz kalabilir. O sebepten dolayı bu bitkimiz tam gün açık hava ve güneşe konumlandırmamız gerekiyor. Yaz döneminde çok güzel çiçekler açan bir bitki. Çoğalması oldukça kolay bir türümüz. Hava kökleri kendiliğinden oluşuyor zaten, diğer Graspula türünde olduğu gibi. Yani dallarından koparmaya gerek kalmadan, mesela sulama yaparken veya bir yerden diğer bir yere değiştirme esnasında dal uçlarındaki kısımları çok kolay yere düşebiliyor. Kendi kendine çoğaltabilme özelliğine sahip bir bitki. Çoğaltmasına gelince yine bir önceki Graspula türünde yaptığımız gibi kendiliğinden düşen yaprak uçlarındaki, dal uçlarındaki kısımları alarak saksımıza yerleştirerek çoğaltmasını yapabiliyoruz. Çok kısa bir zamanda yine köklenme gerçekleşiyor. Bu düşenleri herhangi bir saksıya da dikebilirsiniz. Tekli saksıya da dikebilirsiniz. Aranjmanlarda kullanılması da çok güzel. Fakat dediğim gibi çok kolay kopabiliyor uç kısımları. Minik bir yaprağından dahi kök verme yeteneğine sahip. Mesela buraya koyduğum yaprak çok kısa bir zamanda kök verecek. Bu Graspula türlerini ben çok seviyorum. Çok kolay bakımı, çok kolay bitkiler. Tek ihtiyaçları olan şey açık hava, güneş, bolca sevgi, bolca sabır. Gayet güzel gelişiyorlar. Sukulentlerimiz için açık hava kaçınılmaz. Don olayı olmadığı sürece yaz kış dışarıda bırakmamız gerekiyor bitkilerimizi. Kış güneşi yakmaz. Kışın, sonbaharda, kışın bu mevsimde çok daha güzel olurlar. Ben biraz fazla sık sık diktim bunu. Fakat daha seyrek de dikebilirsiniz. Bu saksıda gördüğünüz gibi çok kısa zamanda gelişiyor ve dolduruyor, yayılımcı bir tür. Yanında bir tane daha Grasula arkadaşı var. Bu başka bir Grasula. Onunla ilgili diğer videomda tekrardan çekim gerçekleştireceğiz. Evet, bu türümüzle ilgili şu anda aktaracaklarım bu kadar. Sormak istediklerinizi, merak ettiklerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinize çok teşekkür ediyorum. Abone olarak beni desteklediğiniz için minnettarım. Denizli'den hepinize sevgiler, selamlar, sağlıcakla, sevgiyle, hoşça kalın.